İstersen beni de, herkesi de öldür burada. Lakin istediğin şey bende değil. Ona gidecek tek yol da benim. O vakit söyleyesin o yolu bize. Evvela o yolu açacak anahtarı bana vermen gerek. Neymiş o anahtar? Oğlum Osman. Ertuğrul Bey. Komutan Alıncak, şimdi pusatları konuşturmanın kimseye faydası yoktur. Eğer mesele anlaşmayla çözülecekse pusatlara lüzum yok. Herkes diyeceğini demelidir. Nökerler, çıkın dışarı. Şimdi söyleyeceğin sözler ya soyunun canını kurtaracak ya da ölüm fermanınız olacak. Destur var mıdır Mengi Hatun? Melikşah ben. Buyurasın Melikşah Alp. Hayırdır Melikşah Alp? Bir şey mi söyleyecektin? Mengi Hatun, çok vaktimiz yok. Bu nedir? Ertuğrul Bey'imiz İlbilgi Hatun'a gönderdi. Sırdır. Kimseye göstermeden ona veresin. Ben oğlum Osman'ı almadan
sen de istediğini alamazsın. Oğlumun canından emin olayım ki sana istediğini getirebileyim. Canını kılıcın ucundan kurtaracak kadar yaman adamsın Ertuğrul Bey. Yalnız bilesin ki pazarlığı biz de senin kadar iyi biliriz. Bana istediğimi getir o vakit. Bu hemen olacak iş değildir. Bana 3 gün mühlet veresin. Üç gün sana sandığı getirmen için kafidir. Eğer getirmezsen evladını yine geri alabilirsin. Lakin cansız bedenini. Üç gün çok şey için kafidir. Bu arada bu toprakların yeni uç beyi Bey Bolat'tır bilesin. Taşıma suyla değirmen dönmez komutan. Uç beyliği de kılıç hakkıyla olur. Başka kılıcın gölgesinde olmaz. Seni de hepten yabana atmayız. Eğer ikimiz de istediğimizi alırsak, bize tabi olduğun sürece canını bağışlarım. Senin gibi bir beyi kolay kolay harcamak istemem. Tilkilerin boynuna geçen kement kurda işlemez. Ben indi giderim. Döndüğümde ne hesap varsa benimle görürsün. Anamın da Artuk Bey'in de sofranızda yeri yoktur. Al kimi istersen. Bana istediğimi getir. Haydi. Sarpbaşı. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz burada? Korkuttunuz beni.
Beyimizin hayatını kurtaran Zangoç'u kendi evinde ziyaret edelim dedik. Hem de... sana bir vazife vermeye geldik Zangoç. Emriniz olur. Elimden ne gelirse yaparım. Eyvallah. Dragos. Ertuğrul beyimizle anlaşma yapmıştır Zangoç. Bu toprakları Moğollardan temizlemek gerekir. Dragos da bunu iyi bilir. Dragos. O ne zalim, ne sinsi birisidir. Söğüt'teki kardeşliğimize göz dikmiş bir şeytandır o. Şimdi bırak bunu Zangoç. Bundan gayrı... Dragos'la aramızdaki irtibatı senin sağlamanı ister Ertuğrul Bey'im. Hem... senden kimse şüphelenmez. Bundan böyle topladığın bütün malumatları gelip bize bildireceksin. Ben zavallı bir Zangoç olarak Ertuğrul Bey'imizin verdiği emri yerine getirmekten onur duyarım. Moğolları buradan kovmak için ne gerekiyorsa elimden gelen her şeyi yaparım. Eyvallah Zangoç, eyvallah. Bu cenkte sadece sırtlanlar telef olmayacak. Böyle kuzu postuna girmiş tilkiler de açığa çıkacak. Zangoç, inşallah. Umarım, babzat başım. Umarım. İyiyim kuzum, iyiyim. Ana, bu getirilecek şey ne ola ki Osman'a karşı bunu ister bu soysuzlar? Ertuğrul Bey'den ne ister bu kudurmuş? Bilemedim kızım. Ne isteyecekler ana? Ecellerini isterler. Ya Osman, nereye götürdü bunlar kardeşim? Allah'ım sen aklımıza mukayyet ol. Ana, istediklerini alsalar da Osman'a bir şey etmezler mi bu zalimler? Selcan Hatun üzmeyesin kendini. Ertuğrul Bey'imiz Osman'ı onların eline bırakmayacaktır. Bunun böyle olacağı belliydi. Dediydim ben. Bu köpoğulları obamıza, otağımıza leş kargası gibi üşüşür dediydim. Ben bilirim bu soysuzları. Bunlar bir yere çöktü mü? Selcan. Selcan yeter. Yeter kızım. Bir oba dağıldı mı onu toplamak hatun kişiye düşer. Bilmez misin? Bize düşen Ertuğrul Bey'in dediklerini tamı tamına yerine getirmektir.
Kaya Hatunları buradaymış. Ben de size bakınırdım. Hayrola Sırma Hatun? Bilirsiniz ki bundan gayrı obada hatun işlerine ben bakarım. Bundan ötürü yarın erkenden işe koyulacağız. Bunu demeye geldim. Biz ne edeceğimizi iyi biliriz. İş güzelliğin lüzumu yoktur. Elbette ne edeceğinizi bilirsiniz. Lakin mesuliyet bendedir. Hesabını ben vereceğim. Gevşekliğe tahammülüm yoktur. Bilin istedim. Allah'ım nedir bu zulüm? Ağabey sen neler karıştırırsın? Nerelerdeydin Mengü? Sana bakınırdım hanımım. Bunu az evvel Melikşah alıp getirdi. Hayırdır? Ertuğrul Bey size göndermiş. Melikşah alıp sır olduğunu söyledi. İyibilge Hatun, senin her daim hakkın yanında olduğuna itimat ettim. Şimdi bunu yeniden gösterme vaktidir. Senden dileğim orada bana karşı gibi görünmen ve malumat toplamandır. Osman'ın canı öğreneceğin malumatlara bağlıdır. Sen Karaçam yoluna gel, ben seni bulacağım. Allah'ım bu zalimlere karşı sen Ertuğrul Bey'in yardımcısı ol. Ne işin var burada? Uç beyimiz Beybolat Bey ile görüşeceğim. Komutan alınacak da görüşür Beybolat Bey. Görüşmeleri bitsin gelirsin. Kendine gelesin. Ben uç beyimiz Beybolat Bey'in bacısıyım. Otağda da bekleyemeyecek miyim? Bekleyemezsin. Buyruk yok. Git çadırına. O vakit gir içeri. Komutan alınca uç beyimiz Beybolat Bey'in bacısı İlbilge Hatun geldi. Onu otağdan çıkaracağım de. Bakalım ne buyruk verecek. Otağın dışında bekleyesin. İçeride mühim şeyler konuşacağız. Kimse girmez. Haydi. Ne beklersin? Laf mı dinleyeceksin? Dragos'a ulak gönderdiniz mi Subutay? Gönderdik. Yarın handa buluşmak istediğinizi bildirdik Dragos'a. Gelecekmiş. İyi. Gelsin bakalım. Bir de ben konuşayım. Bakalım yine dik başlılık edebilecek mi? Uç beyliğini bana verdin. Lakin eski uç beyiyle de işbirliği etmek istersin. Ne demektir bu? Komutan alınacak. Beybolat, bu işlere hiç aklın basmaz mı senin? Ertuğrul'un ağzına imdilik bir parmak bal çalıp... istediğimi getirdiğinde ona zehri vereceğim.
Ne onun canını bağışlayacağım, ne de oğlu Osman'ı geri vereceğim. Ya ne yapacaksın Osman'a? Bütün oba beylerinden aldığımız çocuklar gibi onu da gizli yerimize gönderdim. Onu man kurtlaştırıp bize ölümüne sadık biri yapacağım. Vakti gelince de Ertuğrul ve oğullarını öldürüp kayıların başına geçireceğim. Aman yarabbi. Osman. Osman neredeyse tez bulmak gerek. Allah'ım sen bize yardım et. Bacım, hayrola? Ne işin var burada? Sana da döşek serecektik. Bir emrin var mıdır diye sormaya geldim. Yoktur bacım, sağ olasın. İlbilge. Ertuğrul'un sebep olduklarını görürsün bacım. Gönlün hala onun safında mıdır? Gönlüm Uç Bey'imin ve dirliğimizin safındadır. Uç Bey'im neyi emrederse onu yaparım. Ertuğrul Bey de suçunun bedelini ödeyecek. Benim bacıma da bu yaraşır. Aferin. Güneş dolaşamaz kadar Çelik Dağ'ın sahibi. Baş eğip gök sarayına girdiğim Akyayık Gök Tengri. Altun yargı veren kutlu bozkırımı, kayın ağacımı, ağran gökte yıldızımı, ulaşılamaz güneşimi, çoğalacak sürülerimi, alevli ateşimi, ruhlarımı ve beslenecek çocuk canlarımı.
Hepsinin kafa derilerini kazıyın. Başlarını deve derisiyle kaplayıp kızgın güneşte bekletin. Kulaklarına her gün ben Cengiz Han'ın nökeriyim diye fısıldayın. Fısıldayın ki iyice beyinlerini kazısınlar. Kendi öz yurdumuzda yaban olduk kardeş. Evlatlarımızı, obalarımızı oralarda koymaya mecbur kaldık. Topraklarımız düşmanların çizmeleri altında ezilir kardeş. Benim de yüreğim burada çiğnenir durur. Hangimizin çiğnenmez kardeş? İçimize öyle bir ateş düştü ki canımızı dişimize takıp söndürmezsek hepimizi yakıp kül edecek. Allah hepimize güç kuvvet versin. Amin. 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 De, Nergen kardeş. Bunca vakit oldu, gelmediler. Habercilerin buradan geçeceğinden emin misin? Ertuğrul Bey'in dediği haberciler buradan geçecek. Eminim. Hamsal Paşa'm. Moğolların Söğüt'e haber getirip götüren habercileri var. Alıncağı Hülagü Han'dan gelen buyruklar bu haberciler vasıtasıyla ulaştırılır. Onların toplandığı yeri basacağız. Nasıl yapacağız bunu beyim? Alınca Hülagü'den bir buyruk gelmekte. Getiren habercilerin yolunu kesip onları öttüreceğiz. Sonra da mergen onların içine sızacak. Bundan gayrı Hülagü'den gelen tüm buyruklar mergen vasıtasıyla evvela bize gelecek. Beyim, bu malumatı nasıl edindin? Devletimizin ve töremizin bekçileri ve koruyucuları sağ olsun Bamsı. Gelir kansızlar. Hadi kardeşler. Gelin bakalım. Ah!
Mergen! Ne yaparsınız? Bırakın! O buyruk sizin ölüm fermanınız olacak. Kime bulaştığınızı bilir misiniz? Bizi anlatacakların çoktur. Evvela adını sanını söyleyeceksin. Sen Karaçam yoluna gel, ben seni bulacağım. Haydi! Bırak! Bırak beni! Bırak! Ne ettiğinizi sanın size! Bırak! Bırak! Gözlerinde göğün 9 katını gördüğün bu çocuk da kim? Ertuğrul Bey'in oğlu. Gözlerinin içinde bir boğa görüyorum. Boynuzları arasında bütün cihanı tutan bir boğa. Ve iri pençeli bir şah kartal. Cengiz Han elinde bir parça kanla doğup bütün cihanı kana bulamıştı. Çocuğun gözlerindeki şah kartal da pençelerinde bütün cihanı tutar. Ezgileri sana kol olsun. Dokuz göğün ezgileri seni yücelsin. Kulak ver. Kulak ver. Kaçıyor! Sakın o çocuğa zarar vermeyin! Sakın! Ah!
bizim elimize geçen en kıymetli çocuk. Onu ayrı bir yere koyun. Onunla bizzat ben ilgileneceğim. Ertuğrul Bey. Nebige Hatun. Mektubunu aldığımdan beri yerimde duramam. Tam her şey yoluna girdi derken bir anda alt üst oldu. Şer gibi gözüken hadiselerin içinde nice hayırlar vardır Nebige Hatun. Sen müsterih olasın. Sen bir şeyler öğrenebildin mi onu diyesin. Öğrendim. Alıncak'la ağabeyimi dinledim gizlice. Osman'ı sana vermeyecekler Ertuğrul Bey. Bilirdim kalleşlik düşündüğünü. Benden istediğini alınca oğlumu daima esir tutacak. Keşke o kadar olsa. Osman'ı gizli bir yere göndermiş. Orada mankurtlaştırıp kendilerine sadık yetiştireceklermiş. Vakti gelince de seni ve öteki oğullarını öldürüp Osman'ı kayıların başına getirecekmiş. İç soyu. Ardından intikam alacak evlat bırakmayacak aklınca. Tez Osman'ı bulup kurtarmam icap eder. Gizli yere dair başka bir şey öğrenebildin mi? Yok. Başka bir şey duymadım. Bir de Dragos'la görüşecekmiş. Demek Dragos'la görüşecek. Ertuğrul Bey. Sana karşıymışım gibi durmak işe yarayacaktır bilirim. Lakin bunu yapmak bana çok zor gelir. Senin için ağzımdan çıkan her aksi kelam İçimi deşe deşe çıkar. Durmadan kendimle cenk ederim. Ben gerekirse hak için ağabeyimin karşısında durmaya hazırım. Kendimle cenk edeceğimi senin karşındaki herkesle cenk etmek evladır. Senin işin yalın kılıç cenk etmekten daha çetindir. Lakin sen de bunun üstesinden gelecek kadar güçlüsün evvelallah. Orada dönen oyunları senin yardımınla açığa çıkaracağız. Bu cenkte en mühim dayanağım sen olacaksın. Sen dediklerimi yap. Kafidir Bilge Hatun.
Göreceksin. En tez vakitte bu zulmü seninle birlikte bitireceğiz. Sen nasıl dersin? Hayme Ana ile Selcan Hatun da hususi böyle davrandığımı öğrensin mi? Olmaz. Yalnız sen ve ben bileceğiz bunu. Baba da yokluğunu hissedilmeden dönersin İbiki Hatun. Ben seni çağıracağım vakit haber ederim. Sen malumat toplamaya devam edersin. Ben gideyim o vakit. Allah'a emanet ol Ertuğrul Bey. Sen de. Hoş geldiniz bey. Hoş geldiniz. Buyurun atınızı çekeyim. Senin gibi sefil birine atımı çektirir miyim ben? Çekil gözümün önünden. Dragos geldi mi? Geldi komutan alınca, içeride. Sakın ha babanın katilini görünce öfkeni yenik düşmeyesin. Merak etmeyesin komutan alınca. Ben nerede Beybolat, nerede Albasta olacağımı iyi bilirim. Selamünaleyküm beyim. Ve aleykümselam. Ne ettiniz yiğitler? Hülagü Han'ın Alıncağı gönderdiği gizli buyruğu ele geçirdik beyim. Ne der Mergen? Thank you.
Ne der Mergen? Eğer Lefke Kalesi'ndekiler istediklerini yapmazsa... ...oraya saldırmasında bir mani olmadığını söyler beyim. İyi. O vakit bırakalım birbirlerini yesinler beyim. Olmaz Bamsı. Lefke Kalesi ile ittifak ettik. Moğolları bertaraf etmek için onlara ihtiyacımız vardır. Lefke Kalesi her daim bizim elimizde olmalı. Orası asla Moğolların eline geçmemeli. Aksi takdirde hem elimizin altındaki kaleyi kaybetmiş oluruz... ...hem de Moğollar buraya iyice yerleşir. Buyurun nedir beyim? Dragos ha? Söğüte kan kusturan, Ertuğrul'un dibine yılan gibi sokulan... ...koca Umur Bey'i dahi öldüren Dragos ha? Benimle yüz yüze görüşmek istemişsin. Nedir mesele? Altın. Yanında laf anlamaz adamlar mı gezdiriyorsun? Ona altınların bende olmadığını söyledim. Söylemedi mi sana? Çizmelerim neden kan gibi al renginde bilir misin? Ben gittiğim her yeri kan gölüne çevir. Gayri çizmelerime bulaşan kanı temizlemekten bıktığım için... ...kan renginde çizme giymeye başladım. Altınları verirsen kaleni sana bırakırım. Yok eğer vermezsen, çizmelerimi kanımızla boyarım. Altınlar bende değil. Savaşmak istiyorsan da kalemdeyim. Kimseden korkumuz yok bizim. Bizim gazabımızdan korur mu sanırsın? He? Biz asırlardır oradayız. O kaleye saldıran çok oldu. Hepsi de duvarlarına çarpıp toz oldular. O kaleyi yakıp yıkarak almak şart oldu. Gücün yeterse yakıp yıkarsın. Ama o yıkıntının altında kim kalır belli olmaz. Askerler! Alpleri hazır et Beybolat. Lefke Kalesi'ni almaya gideceğiz. Nökerleri de toplayalım mı? Onlar imdi beklesin. Önden alpleri süreceğiz. Asil Moğol kanını öyle kolay harcamam. Sonra uçmağda Cengiz Han'a ne hesap veririz? Altınları da, kaleyi de alacağım. Onlara karşı.
karşı bizi estirmedin, aferin. Ertuğrul, Alıncak'la ne konuştuğunu öğrenmek için kaleye gelecektir. Ben de orada olacağım. Bakalım planları neymiş. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Babam, nenem, kardeşlerim ne haldeler acaba? Allah'ım sen yardımcımız ol. Hatunlar, bakın hele. Bu kilimhanede 3 hatun çalışacak. Bekleyen işler yarına bitmeli. 3 hatun az gelir. Bu işleri ancak 5 hatun görür. Lüzumu yok o kadar kişiye. Daha yapılacak çok iş var. Gerekirse 5 kişinin yaptığını 3 kişi yapacak. İbige Hatun. Görmez misin? Sırma Hatun her işi birbirine katar. O bilmezse sen düzelteceksin bu işleri. Hafsa Hatun, Sırma Hatun ne derse o. O mesuldür. Hadi herkes işine baksın. Selcan Hatun, sen Hafsa Hatun'la Keçekilim işine bakacaksın. İstif edilenler ayrılıp otağa yığılacak. Şimdi bana emir vermek senin haddin değildir. Moğol'un gölgesine itimat etmeyesin, bana gösterdiğin o dişini kesiverir. Selcan Hatun. Sırma Hatun'un emirlerini yerine getirmeyeceksen, derdini alıncağa anlatırsın. Onun dişi seni keser mi, parçalar mı bilmem. Moğol'un dişini en iyi sen bilirsin. Malum. Obanla birlikte Moğolların elinden kaçıp kendini zor attıydın kayı otağına. Bir daha aynı şeyleri yaşamak istemezsin.
Vay vay vay. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Cinsine yandığım cinsine çeker. Aha da bu bacından geri kalsan şaşardım zaten İlbilge Hatun. Ağabeyinin yalandan kudreti senin de gözlerini bürümüş. Demek ki neymiş? İlbilge Hatun'un tek derdi Ertuğrul Bey'in kudretiymiş. Ben daima haktan yanayım. Ertuğrul Bey yanlış işler etmiş. Cezasını çekecek. Selcan Hatun. İyi dedin abla. Herkes neyin ne olduğunu bilecek. Adın ne? Çıktığın daha yüksekse attığın taş uzağa gider. Hanlar Hanı Hülagan'ın buyruğudur. Büyük komutan alıncağı teslim etmek için getirdim. Tez yetiştirin. Yol yorgunusundur. Gel, birkaç lokma bir şeyler yiyelim. İşbirliği yapmaya geldik lakin inşallah arkamızdan bir yol yetmezler. Biz buraya her şeyi hesap ederek geldik Turgut. Tedbirlerimizi de ona göre aldık. Allah büyüktür. O ne takdir ederse bizim için şüphesiz en hayırlısı odur. Koskoca Ertuğrul'un ordusu 4 kişi kaldı ha. Sınamayan aldanır, sakınmayan yutulur. Az gördüğüne aldanan da bir damla da boğulur. Buyur içeriye Cem. Alplerin de odada dinlensinler. Şeytanla görüştüm. Ona altınların bende olmadığını ve savaşmaktan da korkmadığımızı söyledim. Eminim çoktan hazırlıklara başlamıştır. Şimdi ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Nasıl bu kadar rahat olabilirsin? Gidip yüzüne karşı gel savaş dedim. Ve sen bana hiçbir şey olmayacak diyorsun. Alınacak buraya gelecek. Lakin savaşmaya değil, anlaşmaya.
Anlaşmaya mı? Kaleye gittiğinde her tarafı iyice incele demiştim sana. İnceledin mi? İnceledim. Orayı kuşatıp ele geçirmek için ne kadar ordu, kaç gün gerekse hepsini iyice hesapladım. Bir Moğol gittiği her yeri iyice inceleyip bakmalı. Çünkü her an her yere akın edebiliriz. Kaleye akın etmek için de tez ne varsa hazır edilsin. Emrin olur alınacak. Komuta alınacak. Lagü Han'dan buyruk getirdim. Ne buyurmuş hanımız? Kaleye gitmemizi. Biz de onun için hazırlanırdık zaten. Lakin savaşmaya değil, anlaşmaya gitmemizi buyurur. Anlaşmaya mı? O da nereden çıkmış? Alıncak buraya gelecek. Anlaşmaya. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Bırak o da benim sırrım olarak kalsın. Buyruğu nedir beyim? Buyruğu değiştireceğiz Mergen. Hülagü Han'ın ağzından yeni bir buyruk yazıp alıncağa göndereceğiz. Böylece kaleye saldırmasına mani olacağız. Bunun üstünde Hülagü Han'ın mührü var beyim. Buyruğu değiştirirsek mührü nasıl basacağız? Bize habercileri söyleyenler mührü de verdiler Mergen. İmdi dediklerimi yazarsın. Alıncak anlaşmaya gelecek. Sen de kabul edeceksin. Neden kabul edeceğim? Moğolları adım adım bitirmemiz için. Şimdilik işimiz Türk obalarıylaymış. Bu mesele halledilene kadar bir de Bizans'la uğraşmamalıymışız. Gerekirse onların icabına bakılırmış. Bu sebeple anlaşma yapmamızı buyurur. Dragos denen adamın suratına karşı seni mahvedeceğim dedim. Alpleri toplayın diye emir verdim. Şimdi kuzu gibi gidip anlaşma yapacağım. Ömrümde hiçbir savaş kararından geri dönmemiştim. Hülagü Han'a cevap mı yazsak? Hülagü Han Gök Tengri'nin yeryüzündeki gölgesidir. Onun buyruğu Gök Tengri'nin buyruğudur. Tez, tez haber sal. Alpleri bekletsinler. Bey Bolat Bey de benimle beraber Uç Bey olarak kaleye gelecek.
Onların işbirliği teklifini kabul edip onlara yaklaşacaksın. Bana da düşman görüneceksin. Onlar bu sayede sana yaklaşacaklar. Biz de onları parça parça bitireceğiz. Bu arada bundan gayrı aramızdaki irtibatı zangoç sağlayacak. Neden zangoç? O benim canımı kurtardı. Hem en göze batmayan kişi odur. Ben tuzağı kurdum. Şimdi kapana kıstırma sırası sende. Tamam. Yapacağım bunu. Yeter ki buraya anlaşmaya gelsin. Şimdi benim de senden bir isteğim olacak. Nedir o? Oğlum Osman'ın nerede olduğunu öğreneceksin. Onun ağzından laf almaya çalışacaksın. Nasıl yapacağım bunu? Hem böyle bir sırrı bana niye versin ki? Ben burada olacağım. Konuştuklarınızı gizlice dinleyeceğim. Sen onu konuşturmak, dilinin kilidini açmak için evvela benim söyleyeceklerimi iyi dinleyesin. Selcan Hatun, bu da tamam. Getir bakayım. İyice baktın mı? Baktım. Al götür bunu. Keçenin hali nedir? Bunlar bitmiş mi ki götürürsün? Destur. Bunlar da olmamış. Bu kilimler de bir daha dokunacak. Hiç mi kilim dokumadınız? Bu iplanca böyle dokunur bunlar. Ağabeyiniz uç beyi oldu deyiyor. Tereciye tere mi satar oldunuz? Tere mere bilmem ben. Zoruna gitmesin. Lakin bu keçelerin de kilimlerin de bıkılacak yüzü yoktur. Acemi katır, yükü çadır önünde indirir derler. Hey maşallah. Oba düzeni de size kaldı ya. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Selcan Hatun. Gereksiz didişmeye lüzum yoktur. Sırma Hatun, hatunlardan mesuldür. O ne derse o olacak. Oğuz töresi böyledir. Mühür kimdeyse hüküm ondadır. Ben olmamış dediysem olmamıştır. Şimdi bunları düzelt, öyle götür. Aha da bak gözlerime. Kurmaca düzenle, Moğol'un hükmüyle beylik olmaz. Ne de güzel demiş atalarımız. Ahmak ata binince kendini bey oldum sanır. Şalgam aşa girince de kendini yağ oldum sanır. Gevşeklik var bu obada, gevşeklik. Hepinize göstereceğim.
Ertuğrul nasıl bir adam bir türlü anlayamadım efendim. Önce bizi savaşın eşiğine getirdi. Şimdi de onlarla ortak yapmak istiyor. Neler oluyor efendim? İyi işler oluyor Uranos. İyi işler. Bırakalım Moğollarla uğraşsın. Peki Ertuğrul'a bu kadar güvenmekle doğru mu yapıyoruz? Oğlu ellerinde. Obası, otağı darmadağın oldu. O artık makamını kaybetmiş biri. Bize mecbur. Peki bundan sonra ne yapacağız efendim? Eğer Ertuğrul'un dediği doğruysa... Ertuğrul kadar tehlikeli bir düşman... bizim müthiş bir ortağımız oldu. Ondan çok faydalanacağız Uranus. Çok. Ne oldu beyim? İsteğimizi kabul etti. Alıncak geldiğinde onu konuşturacak. Osman'ın yerini ne yapıp edip öğreneceğiz. Ne yaman bir fırtınanın içine düştük böyle beyim. Getirdi bizi, Kefere Kalesi'ne savurdu. Kılıç çalmayı beklerken birlik etmeye mecbur kaldık. Gönül elbette bütün düşmanlarla yalın kılıç vuruşmayı ister. Lakin biz yalnız kendimiz için mi yaşarız ki her istediğimizi yapabilirim? Bize umut bağlamış mazlumlar var. Sırtlandığımız koca bir dava var. Bizi buraya getiren mecburiyet üstümüzdeki mesuliyettendir. Nihayeti zafer, hürriyet olsun da ölünecek yerde de ölelim beyim. Öyle yaşamaktan iyidir. Yiğitçe yaşamak, yiğitçe ölmekten daha zordur Turgut. Biz zor olanı yapacağız inşallah. Bu cengi zafere kadar taşımak için yaşayacağız. Şimdi her şey Osman içindir. Evvela onu ellerinden bir kurtaralım. Sonra sıra onlara da gelecek. Evvela Moğollara, ardından Dragos'a. İnşallah beyim. İnşallah. Ya bu olanların sebebi nedir beyim? Hey ya beyim. Neden böyle yüz fırtınasına tutulmuş yapraklar gibi savrulduk gittik? Bir olup Allah'ın ipine sarılacağımıza... hepimiz kendi derdimize düştük. Kimimiz kudrete, kimimiz makam sevdasına... kimimiz de mal sevdasına düştük. Oysa Yüce Allah Ali İmran suresinde buyurur ki... hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Biz bu hayatı kendimize kılavuz etmeyince parçalandık. Bir olan kefere parçalanmış alemi İslam'ı yendi. Lakin kıvılcım harlanmak için bir soluk bekler. O soluk da biz olacağız inşallah. İnşallah be. İnşallah. İnşallah be. Beni burada kendinize benzeteceğinizi mi sanırsınız? Bize benzemeyeceksin. Biz olacaksın. Ben soysuz muyum ki siz olayım? Benim ne olduğum belli. Ertuğrul Bey oğlu Osman'ım. Ertuğrul Bey ha.
Küçücük Söğüt'e uç beyliği yapan Ertuğrul Bey. İçinde cihanı taşıyan bu gözlerin o küçücük yere nasıl sığıyor? Sen daha büyük olmalısın. Cihanı istila eden dökerlere hükmetmelisin. Karakurum'dan Anadolu'ya kadar her yer seni tanımalı. Korkudan titretmelisin bütün ruhları. Biz herkesi korkudan titretiriz zaten. Sizi de geldiğiniz yere geri göndereceğiz. O vakit namımızı oralara götürürsünüz. Senin baban artık bir ölü. O da soyunuzda bitti. Ama sen ölmeyeceksin. Bir Moğol ruhuna sahip olacaksın. Cengiz Han'ın yüce gayesine hizmet edeceksin. Kayı olduğunu unut. Osman artık bitti. Anladın mı? Bitti! 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 Neredesin baba? Yetiş kurtar beni. Bizans'ta köhne taşların içinde yaşamaktan köhneleşmiş. Biz niye görklü çadırlarda yaşarız, durmadan dört bir yana yayılırız? Böyle taş gibi olduğumuz yerde kalmamak için. Komutan Drago sizi içeride bekliyor. Askerlerinizin kılıçlarını almam gerek. Kimsin de benim nökerlerimin pusatlarını istersin? Benim nökerlerim pusatlarını ancak cenkte ölünce bırakırlar. Gücün yeterse cenk edip de al. Neler oluyor burada? Bu ne saygısızlık? Hem buraya anlaşmaya geliriz, hem de nökerlerimin pusatlarını istersiniz. Askerlerim sadece kuralları yerine getirmek istemişler. O vakit iyi öğrensinler. Birinci kural, hiçbir Moğol nökeri pusatını teslim etmez. Misafirlerimizin kılıçları alınmayacak. Buyurun içeri geçelim. Pusatlarımızın ucundan döndünüz Dragos. Hanıma dua edin. Onun yüce buyruğuyla anlaşmaya geldim. Şimdi
Çok uzatmayıp hemen konuşup gideceğim. Sizin için ziyafet hazırlattım. Böyle büyük bir anlaşmayı ayaküstü mü yapacağız? Bizans'ın tuzsuz aşıyla öldürecek vaktim yok. Hemen karar vermeyin. Size özel yemekler yaptırdım. Ve tam da sizin seveceğinizi düşündüğüm şaraplardan getirdim. Yıllar sonra fıçılarından ilk defa sizin için çıkarıldılar. Eminim Söğüt'e geldiniz geleli böyle güzel şaraplar içmemişsinizdir. Bizanslılar, adamın kanına işleyecek yolu iyi bilirsiniz. E madem o kadar yolu teptik anlaşmak için, biraz şarap dilimi ıslatır, uzun uzun konuşurum o vakit. Senin ne işin var burada? Otağda yapılacak iş yok mudur? Burnundan solursun Sırma. Bir şey mi oldu? Şu kayılar. Bilhassa Selcan Hatun. Canımı sıkar. Hayırdır? Görmez misin? Komutan alıncağın bize verdiği vazifeyi hazmedemez. Ne beklersin bacım? Uç beyliği ellerinden gitti diye köpürdüler tabii. Ben onu yapacağımı bilirim. Ya kuzu kuzu vereceğim işleri yapacak... ya da pılını pırtısını toplayıp asilik eden erinin yanına gidecek. Sen de beni yalnız bırakmazsın değil mi abla? Onlara zinhar yumuşamayasın. Bilirsin, vazifemiz mühimdir. Merak etme Esin bacım. Ben her daim yanındayım. Sabah ortalarda yoktun. Sordum bilen yok. Nerelerdeydin? Az işim vardı. Onu görüp geldim. Göz önünden fazla uzaklaşma. Malum, mesuliyetimiz ağırdır. Üstesinden gelemeyeceğimiz iş yoktur. Ben hep yanındayım. Doğrusu iki tarafın savaşı bir hiç uğruna çok kan dökerdi. Hanınız doğru bir emir vermiş. Bu işbirliğiyle birbirimize çok yardımımız olacak.
Anlaşmanın en iyi yanı da bu kızıl şaraptan içmek oldu. Oh, iyi ki onu içmeden gitmemişim. Hepsini sizin için getirdik. Buyurun, buyurun için. Ben de Uç Bey olarak bu anlaşmada üzerime düşeni yapacağım. Biz buraya hükmümüzü çiğnemeye yeltenen, bizim kudretimizi küçümseyen asilerin başını ezmeye geldik. Alacağımızı alacağız. Ve sonra da suçluları cezalandırıp gideceğiz. Gerisiyle işimiz yok. Kimi kastettiğinizi biliyorum. Ertuğrul. Bize de çok sorun çıkardı. Son olanları biliyorsunuz. Artık ona bir dur denilmesi gerekiyordu. Ve siz bunu gayet iyi yaptınız. Oğlu Osman'a da rehin almışsınız. Doğrusu Ertuğrul'a vurulan en büyük darbe de bu oldu. Ertuğrul kimlere kafa tuttuğunu iyi bellesin. Ama Ertuğrul Söğüt'ü avucunun içi gibi bilir. Ya oğlunu kendi bulup kurtarırsa? Oyun değil, öyle bir yerde ki. Ertuğrul oğlunu bulsa bile oğlu ona sen kimsin der. Babasını bile tanımaz. Söylediğiniz inanılmaz bir şey. Nasıl bir yermiş burası? Doğrusu ben de merak ettim. Siz de anlarsınız o yerlerden. Ruhların gökten göğe en yakın olduğu, kutsal kayın ağaçlarından yeniden doğduğu yer. Ben de özledim. Şu körelmiş ruhumu arındırmak isterim gayri. Bey Bolat Bey. Bu kadar yeme içme yeter. Yapılacak çok işimiz var. Yeniden doğduğu yer. Bizans'la ittifakı kurduk. Ertuğrul ve Kaylar her taraftan kuşatıldılar. Ona ben tek başıma da yeterdim. Lakin yine de iyi oldu bunlarla anlaşmak. Bunların üzerine alpleri sürecekken, imde işimize geldiğinde bunları Ertuğrul'un üzerine süreceğiz. Altın meselesini de vakti gelince halledeceğim. Bu gece sizi otağımızda misafir ederim. Bu gece Söğüt'ten gideceğim. Nereye? Buraya geldiğimden beri ruhum köreldi. Bir dağın doruğuna çıkıp ruhumu göklere salacağım. Sen yarın sabah düzenini kurmaya başla. Ertuğrul'a dair hiçbir iz kalmasın Söğüt'te. Bir aksilik olursa hesabı senden sorarım bilesin. Ertuğrul sandığı getirdiğinde ben de geri döneceğim. Thank you.
sancağını indirmekle ne olur ha? Hüküm kiminse onun sancağısıdır. Uç Beyli Umur Obası'ndadır. O vakit Umur Obası'nın sancağı asılacaktır. İtiraz olan... Ver o sancağı! Ben ne edeceğimi dedim! Sancak bende, bundan gayrı komutan alınacak ve Bey Bolat Bey ne emrederse o. Biz Türk töresini tanırız, Moğol yasasını değil. Süleyman, şimdi vakti değildir. Sancak inerken susma vakti değildir kardeş. Töreye karşı işe itaat edilmez. Söğüt, Kaya Obası'nın kılıç hakkıdır. Bu itaatsizliğin devam ederse cezasına da katlanacaksın. Neymiş ceza? Ölüme kadar gider. O vakit ben de ölürüm. Lakin yine de töreye karşı işe itaat etmem! Süleyman Han! Aklını başına al. Yoksa o başını gövdenden alırım. Töreyi muhafaza etmek sana mı kaldı? Zulüm kapıdan girince töre bacadan çıkar. Töreyi gözetmeyen beyin olduğu yerde bana kalmıştır. Senin karşında Uç Beyin var. Uç Beyin! Eğer dilini tutmazsan o dilini kökünden keserim, bilesin. Yoksa sen de baban gibi asilik mi edeceksin ha? Babam asi olsa da hiç değilse ruhunu senin gibi Moğol'a satmış bir hain değildi. Bırak onu Bey Bolat Bey. Çek ellerini ondan. Sen sakın bu işe karışma Gündüzel. Sakın! Yoksa sana da kadrim dokunur. Dur! Süleyman! Yiğidim! Çekil! Kalk! Kalk! Hain sizler! Sert! Şimdi gösteririm ben sana haini. Yeter ettin Bey Bolat Bey! Yınal, alın bunu götürün, hanın zindanına atın. Aklı başına gelene kadar orada kalacak. Yürü! Bu yaptığına pişman olacaksın. O döktüğün kanın hesabı bir bir sorulacak senden. Ertuğrul Bey'in oğlusun diye sana hürmet ederim. Gündüz Alp. Lakin haddini aşarsan senin de hakkından gelirim bilesin. Açıl!
Ruhların gök tengriye en yakın olduğu, kutsal kaynağcının gövdesinden yeniden doğduğu yer. Ruhların en yakın olduğu. Beyim, Osman'ı götürdükleri yer bu sözlerde mi saklıdır dersin? Göğe en yakın yer bir dağın doruğudur. Ve ruhların kutsal kayın ağacından yeniden doğdu. Osman'ı doruğunda kayın ağaçlarının olduğu bir tepeye götürdüler. Bunlardan hangisi olabilir? Bu tepedir. Bu tepenin doruğunda kayın ağaçları vardır. Bu civardaki tek kayın ağaçlı tepe burasıdır. Doğru dersin beyim, doğru dersin. Bir vakitler kervanlara dadanan eşkıyaların üzerine atları sürerken gittiydim oraya. Kayınlar bir tek o tepede vardır. Cenk vaktidir yiğitler. Osman'ı o soysuzların elinden kurtarıp tepeyi dümdüz edeceğiz. Evelallah. Yeri geldi aklı pusat ettik. Gayrı kara pusatı kınından çıkarmanın vaktidir. Şimdi onlar da bu cengin herkes için ne kadar çetin olacağını görsünler. Evlatlarımız için, obalarımız için, dişe diş, kana kan. İntikam! 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 Bir göreydin ana, bacısına nasıl arka çıkıp durdu. İlbilge Hatun bize oyun etti ana. Ne yapsam bilemedim kızım. Bu İlbilge beni de çok şaşırttı. Neye şaşırırsın ana? İtle yatan bitle kalkar. İyi ki olmadı bu evlilik işi. Moğol'un gücünü ardına alıp bize bunu edenler kim bilir otağımıza kurulduğunda neler ederdi. Destur Maymanı. Gel Melikşah. Hayrola evladım. Süleyman. Ne olmuştur Süleyman'a? Beybalat Bey Süleyman'ı Söğüt'te zindana attırdı. Ne? Sen ne dersin? Nasıl olur böyle bir şey? Sadece zindan attırmadı Ayman'ı. Herkesin ortasında el kaldırıp dövdü. Mani olmak istedik. Lakin bizi de tuttular. Vergi defterleri de geldi mi? Çık dışarı. Bizi artık böyle yalnız bırak. Artık ne? Pazar ve vergi meselesine ayrı bir hususiyet gösteririm Artuk Bey. Bilesin. Doğru düşünmüşsün Bey Bolat Bey. Uç Beyliği işleri vergi ve pazar üzerinde döner. Lakin
Benim usulüm Ertuğrul Bey'den farklıdır. Nasıl bir fark bu? Ben beyliğin toprakları içinde kurulan pazarlarda ve dahi Söğüt'te sıkıntı istemem. Meydan kantarları işlesin. Herkes kazansın ister. Bunu nasıl icra ettiğiniz beni ilgilendirmez. Ölçeklerin miktarı, terazinin kefesi beni bağlamaz. Ben devletimiz için alınan vergiye bakarım. Lakin aldığım vergi altınının kulağı kırıksa kulak keserim. Yazısı silikse onu veren tüccarı bulur, Söğüt'ten silerim. Beyvolat Bey, Ertuğrul Bey'imiz esnaf tayfesini darda komazdı. Satamayandan vergi almam derdi. Ertuğrul'u unutasın Artuk Bey. Gayrı o devir bitti. Ahval ise malumundur. Vergilerimiz meş'um bir saldırıyla çalındılar. Gayrı çok lafa lüzum yoktur. Şikayetçi olan esnaf da tezgahını toplayıp ister Alaiye'ye gider ister Konya'ya. Beybolat Bey, zulüm ile abad olanın ahiri berbat olur. Aleni esnaf taifesini usulsüzlüğe, töresizliğe itersin. Uç beyliği yalnız kara pusatla değil, akıl izanlı olur. Akıl, izan bana gerekmez Artuk Bey. Herkese duyurasın. Asilik edip baş kaldıran esnafın derisini yüzüp tellallara davul diye çaldırırım. Ta ki hükmüm tanınsın ve itaat edilsin diye. Bu böyle biline. Beybolat Bey içeride midir? İçeridedir. Lakin Artuk Bey'le mühim bir mesele görüşürler. Siz sonra gelesiniz. Senden müsaade mi alacağım? Yıkıl karşımdan! Sen ne ettin Beybolat Bey? Sen buraya böyle destursuz mu girersin ha? Bırak imni desturu. Bize töre mi kesersin? Süleyman'a el kaldırmışsın. Nasıl edersin böyle bir şeyi? Doğru mu bu Beybolat Bey? Bir uç bey olarak sadece itaat istedim. Lakin o asilik etti. Cezasını da buldu. İtaatmiş. Oğlum beyoğludur. Töre de bilir, bey de bilir. Kim bilir ne ettin ki sana asilik etmiştir. Anasına bakınca oğlunu yadırgamamak gerek tabii. Lakin Süleyman bu defa fazla ileri gitti. Uç beyine asilik etti. Yetmedi üstüne hakaret etti. Söğüt'ün ortasında onca alpin önünde yapılmış bir hakarete nasıl müsamaha gösteririm Aymana? Bugün Süleyman'ı cezalandırmazsam yarın herkes hakaret eder. Siz ki yıllar yılı uç beyliği ettiniz. Biri Ertuğrul Bey'e böyle hakaret edeydi, o ne ederdi he? Şimdi de yine ler. Bu zalimlik midir yoksa beylik mi? Şimdi torunum nerede? Zindanda. Aklı başına gelip altileyene kadar orada kalacak. Oğlum ölür gene böyle bir şey etmez. O vakit ölür. Kimin kimden önce öleceğini Allah bilir Beybolat. Ettiklerin yanına kalmayacak. Sen de bunu bil.
Böyle uç beyliği olmaz Bey Bolat Bey. Merhamet bir beyin en görkemli tuğudur. İtaat olmaya nerede? Merhamet de olmaz Artuk Bey. Sen de bunu böyle bilesin. Düştüğümü sallara bak ana. Önceleri bize başlayan Bey Bolat, kudret sahibi olunca bizi tehdit eder oldu. Isıracak köpek havlamaz kızım. Bir şey yapacak olsaydı beri durmazdı. Hep Moğol'dan yüz bulur bu sünepeler. Alıncak denen o soysuza ne köpeklik etti ki uç beyliği buna verildi. Selcan Hatun. Ah, iti an çomağını hazırla. Buyurasın Sırma Hatun. Ben sana keçeleri, kilimleri götüresin diye vazife vermedim mi? Senin burada ne işin var? İmdi ne keçesi ne kilimi. Tebriz'e Bağdat'a kervan mı gider? Bu acelen ne? İş etmek için illa kervan yüklemek, katar gözlemek mi gerek? Hatunlar, bunları konuşacak vakit değildir. Başımızda bunca dert varken bir de bunlarla uğraşmayalım. Ne oldu ki? Hayrola? Ne oldu bilir misin? Ağabeyin olacak o densiz, oğlumu atların içinde tokatlayıp sonra da zindana göndermiş. Ağabeyime karşı büyük kabahat işlemiştir ki cezasını çekmiştir. Ağabeyim itaatsizliği asla kabul etmez. İmdi gözümün önünden çekilip gidesin. Yoksa seni ayağımın altına alıp öyle bir ezerim ki. Bu yiğitliğini bana göstereceğine elini obanı elinden alanlara göstereydin. Kapıyı kapatın. Seni dilim ayasınlı. Seni yılan. Adım atasın. Karışma. Beni iyi dinleyesin Sırma. Bir daha hadsizlik edersen yeminlen diyorum. Değil alınacak denen o soysuz. Cengiz Han mezarından çıkıp gelse seni elimden alamaz. Selcan. Thank you.
onları götürün. Başlarını deve derisiyle kaplayın. Vakit geldi Cihan Kartalı. Getirin. Nereye götürüyorsunuz beni? Bırakın. Bırakın. Bırakın beni! Ne edersiniz? Bırak! Bırak! Bırakın! Bırak! Kutsal dumanı içine çekeceksin. Ve ruhunu yavaş yavaş bize teslim edeceksin.
Buradan kaçıp kurtulacağım. Gayrı buralarda durmayacağım. Böyle sefil olmaktansa babamla emmilerimin yanında cenk ederim daha iyi. Al bakalım. Doyur karnını. Dur, ne yaparsın? Derisine. Soysuzlar! Ulanı! Saldırın! Hepsini öldürün! Ya Allah! Haydi Allah! Thank you.
Çocuğunun kanında boğarım sizi. İndirin pusatlarınızı, yoksa çocuk ölür. İndirin pusatları Alpler. Osman'ım aç gözlerini, Osman! Osman! Ya! Thank you.